Merhabalar kızlar. Kolay Merhaba. Gelsin. Evet. Kızlar. Yetiştin ha sen de içimizde. Bak yapmaya başladın gider ayak diyecektim derken aldığın 10 bileziğin böyle büyüsüne ışıltısına kapıldın. Gözler bir döndü. Çöküşe geçtin. Pişirmeyi unuttun. Asla çöküşe geçmedim. Benim zaten buradaki haykırışlarımın, mutsuzluğumun sebebi kayınvalidelerin olmamış tabaklara birileri çakması. Zaten senin kayınvaliden direkt seni tanıyor. Yani kayınvaliden gelince keşke. Ben diyorum ki bize bir geldi. Hadi keşke tanışsak. Keşke tanısa da hepinize bir bassa. Keşke. Nurcuğum ama kayınvalidenin halini gördük ya. Bak ben gerçekten evet. İnanılmaz üzüldüm. Hatta gerçekten dudağımda yaralar falan çıktı onu öyle hani düştüğünü görünce. Ama sen gerçekten kadının üstüne biraz fazla gittin. Evet. Benim annemin buraya geldiğinden beri huyu suyu değişti. Ne benden gelinlik sakınırdı, ne düğün salonu sakınırdı. Buraya geldi, sizin kayınvalidelerinizle oturdu, kalktı, oturdu, kalktı. Sonra kadın da aynı Türk kayınvalideler gibi zıvanadan çıktı. Benim kayınvalidem zaten sana destekçiydi. Biraz önce dedin ya böyle hani kayınvalideleriniz söylüyor. Biz bu duruma kayınvalideleriniz yüzünden geldik. Evet. Senin gelinliğin, senin düğün masrafın benim kayınvalidem üstlenmiş. Bu kadar bu kadar büyütmenize gerek benim yok. Benim düğün masraflarım. Evet. Senin kayınvaliden. Evet. Nasıl bir cüretle pardon. Bilmiyorum bunu kayınvaliden kabul etmiş sanırım. Kayınvaliden benim böyle bir şey asla kabul etmez. Ben aşkım kendisine de daha bir iki yıl daha mı kalmak istiyorsun? Ben iki yılda kalırım, 10 yılda kalırım. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Ama böyle yiyorsunuz birbirinizi. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Aşkım kafama patlatsaydın, iyi niyetimle konuşuyorum ben. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi ya? Ben gerekirse gelinlik de giymem, gerekirse kirada da otururum. Kimsenin sadaka verme yeri değilim ben. Yani bence de zaten uzun süreli flörtler doğru değil. Süre kısa olmalı. Kısa olmalı, hemen resmiyete dökülmeli. Olay bitmeli. Bence de hak veriyorum size. Siz hemen oğlunuzla gelininizi evlendirin. Biz zaten aynı şeyi düşündük. Şimdi şöyle, benim gelinim 35 yaşın üzerinde olduğu için zaten mantık evliliğini 40 önerdim 40'ın üstü diyelim, ben. Doğruları söyleyelim. Tabii 41 yaşın üstü zaman. 35 yaş bunu, üstü olmuyor. Ben ama genel 40 yaş üstü oluyor. 35 lütfen yaş Hoca Hanım örnek olalım, doğruları söyleyelim. Nurten Hanım, ne oluyor size? Vallahi bir şey olmuyor. Siz dediniz ki gelinim 35 yaş ve üzeri mantık evliliği yapıyor ya. Ben de diyorum ki hayır herhalde unuttunuz. Gelininiz söyledik. Geliniz 40'ın üstünde. Ya Nur, dün senin bu düğün muhabbetini konuşurken senin akraban zaten 10 kişi gibi bir muhabbet geçti. Evet. Bu ne? Aslında nasıl bu konu yani? Görümcemden çıktı. Siz 10 kişisiniz zaten. Hani 10 kişi için düğün yapmaya gerek yok. Zaten biliyorsunuz hani ne tek taşı ne evi hiçbir şey zaten bana layık görmüyor. Canı sağ olsun. Bu mesele oradan dolayı devam eden bir mesele haline geldi. Benim ailem de bu arada 10 kişi de değil. 10 kişi de bizim çekirdek ailemiz zaten 10 kişi. Akrabalarım da var. Hadi diyelim 10 kişi olalım. Nurcuğum. Bu düğünü ben istemedim en başta. Alihan çok istedi. Alihan'ın isteği üzerine ben heveslendim. Ben heveslendikten sonra da böyle bir yan çizildi. Olcay bacım bir şey soracağım sana. Az önce bir şey dedin ya, 35 yaş üstü mantık evliliği yapmalı dedin. Bu benim tuhafıma gitti. Niye 35 yaş üstü sevip aşık olamaz mı? Kadınlarda he. 30 yaşından sonra duygusallık biter. Hele hele günümüz dünyasında. Niye onlar kalbi yok mu? Günümüz dünyasında tek bir gerçek vardır artık. Maalesef öyle oldu. Para. Yok artık. Para. Senin hayatın para olmuş Hacı. Ay gözlerim bile para dönüyor içinde. Evet sağ tarafım euro, sol tarafım dolar diyor mesela. Ay senin hayatın para olmuş, aşk meşk sende bitmiş. Mesela benim gelinim. Şimdi benim yeğenimde para olmasaydı kabul eder miydi? Hiç evlilik yapmamış, çoluğu yok, çocuğu yok ama parası var. Yakışıklı da değil. Geldiğinde göreceksiniz zaten. Ahım şahım bir güzelliği de yok ama parası var. Benim gelinim Seren tamamen maddiyatımıza göre bizi kabul etti. Ne? Evet. Tövbe ya. Maddiyat bitince de atar. Yok bitmez. Niye bitmesin bacım? Bitebilir. Bitmez, bitmez. Peki yeğeninize aşık olmadı mı? Sevmedi mi? Nasıl yani ben anlamadım. Şu anda siz yeğeninizi yani gömüyorsunuz. Sadece benim yeğenimin parası var diye evlendi diyorsunuz. Ki ben buna eminim. Onun için yapmıştır belli zaten halinden de. Peki damadı, yeğeniniz
Nasıl birisi yani? Siz yakışıklı nasıl kabullendiniz böyle bir olayı? Ben de orada yapmışsınız. Kaldım. Ben yaptım evet. Siz yani o zaman duygusal bir bağ yok. Para bitince o zaman evlilik de biter. Ama Lüter Hanımcığım. Seren 41 yaşında. Tamam. Dolayısıyla mantıklı bir evlilik yapmak durumunda. Tamam. Siz benim yeğenimizi düşünün. Ne yapacaksın sen? Yeğenim de zaten o da belli bir yaşta olan bir insan. Artık mantık devreye mantık giriyor. Mantık paraya mı giriyor acaba evet, yoksa kafa dengine mi? Mantık, hani fikirlerinin uyması, kültürünün uyması. Para, tamamen para. Reyhan Hanımcığım ama sevdiler birbirlerini. Bunu mu Seren'in sevdiler? Bir kızı var. 14 yaşında. Onun geleceğini düşünmek zorunda. Tabii ki. Aile olarak devam tabii etmek anne zorundalar. Olarak. Bakın ben nice aşıklar gördüm ki. He, parasızlıktan bitti diyecek. Bitti. Bak, evet. Bak oraya bağlayacak. Para bitti, aşk bitti. Paydos. O zaman o gerçek sizin aşk de olacak işte. Değil, senin gelininle o yeğenin işte, gibi aynısı işte. Şöyle bir şey var işte. Nurten Hanımcığım. Çok şükür Rabbime. O para onların 77 sülalesine yeter. Bu nasıl talihsiz bir açıklama ya? Demek ki oğlunuzun parası olmasa Selen ona varmayacaktı. Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?